Gökyüzü. Anlamadım. Sen Efendim? herhangi birine link attın mı, herhangi birine yayın linki? Turali gelmeye çalışıyordu. Ha tamam. Biliyor mu? Tamam şimdi oldu. Evet, Devam Turali edin. geliyor. Sohbetinize Hoş devam geldin. edin. Hoş Hoş geldin. bulduk. Hoş Şimdi bulduk. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde Arapçasında orijinalinde put ve tapınma geçmez. Kelimeleri geçmez. Ağaçtan yapılmış heykel der. Taştan yapılmış heykel der. Resimler der. Ama put lafzını geçmez. Onu bir kere kesinlikle belirtelim. Açarsın bütün İslam ansiklopedilerini taratırsın. Bu konuda İslam aleminde İslam profesörlerinin çok büyük bir itirazı vardır. Hatta birçok İslam profesörü de özellikle ya Araplar cahiliye döneminde Allah'ı biliyor. Allah'a secde ediyor. Allah'a namaz kılıyor. Ölülerini kefenliyor. Nereden uydurdunuz putu? Putlara tapınma yalanını. İtirazları var çünkü Kur'an'da geçmiyor. Ben bir şey sorabilir miyim? İzin varsa yani. Siz Buyur buyur. bitirmişsiniz, devam edin. Problem değil. Buyur buyur buyur. Şimdi bu İsveç'te ve neredeydi? İsviçre miydi yoksa hangi ülkedeydi Kur'an-ı Kerim yakılmıştı? Türkiye Büyükelçiliği'nin yanında. İsveç, İsveç. Usta Bey hangi ülkedeydi? İsveç'te. İsveç'te Ha, Türk İsveç. konsolosluğu önünde. Evet. Şimdi bu Müslüman devletler var ya, mesela Suudi Arabistan, İran İslam Cumhuriyeti. Yani köken İslam'ı kabul eden, İslam değerlerini savunan İslam değerleri. Mesela Irak, Suriye. Mesela orada biliyorsunuz hem Hazreti Ali'nin hem Hazreti Hüseyin'in doğduğu yerdir. Orada şehit olmuştur. Şimdi bu ülkeler niye buna karşı bir ideoloji, entelektüel, sizin o yaptığınız gibi Kur'an-ı Kerim'e dayanarak, Muhammed Peygamber'in hadislerine dayanarak bir niye tezler üretip onlara karşı bir tutum söylemiyorlar? Yoksa bunlar da mı aynı şekilde İncil'i yakmak düşünüyorlar? Yani IŞİD gibi yani. Şimdi günümüzdeki olan olaylar atılık günümüzün siyasetidir. Günümüzün siyasetinde devletlerin kendi arasında ne tür pazarlıklar yaptıklarını ya da hükümetlerin kendi aralarında ne tür pazarlıklar yaptıklarını bilemeyiz. Anlatabiliyor muyum? Yani olaylara siyasi bakmak gerekiyor, tarihi değil. Bu olaylara tarihi bakabilmemiz için üzerinden en az bir 15-20 yıl geçmesi lazım ki ya 20 yıl önce bir dakika. Tarihte böyle olaylar olmuştu diyebilelim ve analizini yapabilelim. Henüz olaylar bitmiş değil, gelişmeler bitmiş değil ve sonuca da ulaşmış değil. Yani amacına ulaşmış değil. Hele bir amacına ulaşsın, daha sonra tarihi içerisinde neden böyle bir şey olduğunu tanımlamasını yapabiliriz. Yani şöyle bir mantıkla bakmak gerekiyor. İki grup savaşıyor, biz savaşın galibini yazıyoruz. Bu doğru olmaz. Hele bir savaş bitsin, ondan sonra kim galip gelirse onu yazarız. Anlatabiliyor muyum? Evet. Götür. Tarihin hiçbir döneminde putlara tapınma yoktur. Buyur. Bu Bizans'ta da böyledir. Yani Helen kültüründe de böyledir. Heykellere saygı duymak ya da balballara saygı duymak tapınmak değildir. Anlatabiliyor muyum? Bunlar 17. Balballar yüzyıl ayrı ama zamanla cahiliyeye dönüşte böyle olduğu anlatılıyor. cahiliye diye bir şey yok. Sorun orada. Cahiliye dönemi. Kime göre cahiliye dönemi? Ya adamlar namaz kılıyor, oruç tutuyor, Kabe'yi tavaf ediyor. Ölülerini kefenliyor. Bu adamlar cahil mi sence din konusunda? Yani Din konusunda İslam'ın tüm bence bu adamlar kurallarına uyuyorlar. İslam'ın tüm kurallarına uyuyorlar yani. Ya bu adamlar cahil olamaz. Ortada saçma sapan bir şey var. Yani kendimizi bu saçmalıklardan arındırarak bilimsel bir tarih mantığına gitmek zorundayız. Yani bizi ilgilendiren elimizdeki dönemine ait olan bilimsel veriler olmalı. Diyorlar, duyuyoruz da tarihçilik yapılmaz. Ahmet'in, Mehmet'in iddiasını değil, biz orada yazanların kökenine gitmemiz gerekiyor. Mesela ne gibi? Örnek vereyim. Ben birkaç sefer yaptım bunun yayınını. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti oku.
İkra. İkra bir baktım ben Karaya'dan geliyor. Oku demek değil ki ikra. Toplamak, toparlamak. Yani insanları etrafında topla, toparla diyor. Okuyu nereden çıkardınız? Demek ki birileri. Muhammed cahilmiş ya. Muhammed sen söylenen rivayete göre Muhammed cahilmiş, okumayı yazmayı hiç bilmiyormuş. İşte Allah'ın, Allah denen Tanrı'nın inayetiyle okumayı bir anda öğrenmiş. Sıkmış falan sözde orada Hira mağarasının içinde. Muhammed'i sıkmış falan. Birden okumayı öğrenmiş. Nasıl işte o, yanlış almaz buyur. Şimdi onların kendi iddiasına kendi kitaplarından cevap vereceksin. Madem Muhammed okuma yazma bilmiyordu, Kur'an-ı Kerim'de niye nebilerin sahtekar olduğunu söylüyor? Muhammed nebi ise o zaman sahtekar. Kur'an-ı Kerim'e göre. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de nebiler sahtekardır diyor. Peygamberlik iddiasında bulunurlar bu nebiler diyor. Okuma yazması olmayanlar. Şimdi suç işlemiş mi Muhammed peygamberi? Halife olduğuna göre bu illaki birine katillik yapmıştır. Yani böyle diyenler var. Kadir Müslüoğlu bir defa böyle söylemişti. Bilmiyorum bir imam mı, bir dindar mı öldürmüş? Böyle diyenler de var. Yani ben bunu bilmiyorum. Bunu savunmak doğru mu? Bilmiyorum. Şimdi Muhammed bir insanı öldürmüş, öldürmemiş diyebilmem için benim dönemine ait belgeye ihtiyacım var. Yani bilmediğim bir konuda ben bilmiyorum demek zorundayım. Benim elimde o konuyla ilgili belge yok. Döneminde yazılmış eğer bir belge varsa ve Muhammed'in bir insanı öldürdüğü sabitse o zaman onu söyleyebilirim. Ama belgeyi göstererek. Benim elimde belge yoksa ne diyeceğim ben? Mesela ben bir Muhammed Peygamber'e bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Orhan amca, Musa'nın bir adamı öldürmesi Tevrat'ta geçiyor değil mi? Evet. Mesela evet. Musa'nın katil olduğunu söyleyebilirim. Niye? Çünkü Tevrat'ta Musa'nın katil olduğu bir insanı öldürdüğü geçiyor. Yazılıyor. Ama Kur'an'da böyle bir kayıt var mı? Çünkü Kur'an'dan sonraki yazılar 300-200 sene sonra olduğu için Müslümanlar şu itirazda bulunabilir. De kardeşim o 200 sene sonra yazılmış. Muhammed dönemini o dönemde bilen yok ki. Deme hakkına sahip. Kur'an'da da böyle bir bilgi yok benim bildiğim. Hadisler de öyle yazılmış ama. Tabii ki canım. Kesinlikle. Şimdi bir bilgi vermek istiyorum. Edip Yüksel bir şey söylemişti bir toplantıda. Muhammed peygamber sahabeleri toplayarak, biraz dediniz ya toplama, toplayarak bir demokratik düzende bir meclis sistemi diyelim, heyet sistemi mi diyelim. İslam'da bir yeni bir sistem kurmuştur. Şimdi diyorlar tarihçiler ki Edip Yüksel'in söylediğine göre Amerika Birleşmiş Devletleri de modeli tamamen İslam'a dayanan bir modeldi. Yani ben birisinden duydum. Dedi ki bu İsveç'in NATO'ya alınmaması için Kur'an'ı kasten yaktılar. Ama şimdi oldu. Ama şimdi burada şöyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri köleliği kaldırdı. Muhammed köleliği kaldırdı mı? Maalesef yok. Geçmiş olsun. Demek ki aynı değil. Geçmiş olsun. Demek ki aynı değil. Bu kadar basit. Şimdi tarihi belgeleri girdiğim ben, zaman... Ben girebilir miyim araya? Buyur. Ben girebilir miyim araya? Buyurun kitabı. Çok zeki bir adam. Yani tarihi gerçekleri uç uca ekleyerek istediği düşünceyi insanlara pompalayabiliyor. Ve de ne bileyim Bedel Boselli'deki gibi adama muhalefet bile edemiyorsun. Adam çok güzel ince örüyor ağlarını ve senin önüne bir değişik bir şey çıkartıyor. Tarih çıkartıyor, sosyoloji çıkartıyor, felsefe çıkartıyor. Ben bile acaba doğru mu söylüyor diyorum. Adam son derece dahi niteliğinde bir adam. Ama İslam'ı alıyor. Dediğim gibi Amerika'ya bağlıyor. Demokrasiye bağlıyor. Bilmem bir şeye bağlıyor. Çok güzel bir şekilde örüyor ağlarını. Sen inanasın geliyor. Yani o adam... Zaten müteddediler. Müteddediler. Onu ülkeden kovdular. Belçika'da yaşıyor şu an dediğim gibi. Evet. Sana bir soru geldi. Konuğa diyor sorar mısın diyor. Muhammed'in kurduğu yönetim meclisinin adı neymiş? Çok tuhaf. Yani bana Edip Yüksel zaten onu demedi ama Amerika'ya benzetti.
Yani Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesini niye uyguladığını, niye projenin üzerinde Hatlı Sefer projesini yaptığını bu demeye çalıştı. Sanki Amerika'nı haklı çıkardı. Yok, sen dedin yani Edip diyor ki Muhammed meclis kurmuş. Hiç kimse orada akıl edip soramadı mı? Ya bu meclisin adı ne? Hangi kaynakta, hangi tarihi belgeden okudun sen bunu? Edip hadisleri kabul etmiyor. Orada hemen evet, soru geldi. Evet. Hadisi kabul etmiyor, İslam'ı kabul etmiyor. Hadisleri kabul etmiyorsa Muhammed'in meclis kurduğunu nereden biliyor? Adam sahtekar yani. Yani Adnan Oktar gibi sahtekar yani maalesef. Sahtekar demek yanlış olur. Yani şimdi Adnan Oktar'a kurban olun siz. Benim en çok sevdiğim şeydi, din alimiydi Adnan Oktar. Ben açık söyleyeyim. O da kandırıldı zaten. O da kandırıldı. Neyse, yani siyasete konuşmayalım. Adnan Oktar'ın biz kitaplarını okuyorduk 20 küsur yıl önce. Tabii yalnızca okumak için okuyorduk, inanmak için değil. Ama adı o zaman Harun Yahya'ydı. Sonradan kendi adıyla çıktı piyasaya. Harun Yahya adı altında bir sürü kitap yazdı. Yahudi düşmanlığı, günümüzün düzeninin işte sanal bir düzen olduğu, bir çeşit Matrix olduğu, aslında bunlara inanmamamız gerektiği, işte İslam'a inanmamız gerektiği falan öğütlüyordu. Yahudi düşmanlığı vardı ama ne hikmetse daha sonra Adnan Oktar'ın, tabi İslamcılar bunu söylüyor, daha çok bir şimdi Selefi İslam İslamcılar. Kelimesinin Müslüman kelimesinin anlamını ben bir tarih bilim adamından duymuştum. İslam kelimesinin anlamı barış, Müslüman kelimesinin anlamı teslimiyet demek. Yani şimdi bunun bir manası. Seleme kökünden geliyor. Nasıl? Seleme kökünden geliyor. Doğru. SLM kökünden geliyor. Teslimiyet de SLM kökünden geliyor. İşte Arapçada öyle bir şey var. Handikap var. Aynı kökten gelen, bükümlü ya. Aynı kökten gelen birçok sözcük var. Aynı kökten geliyor ama bambaşka anlamlara evriliyor. Teslimiyet bambaşka bir anlam. SLM kökünden. SLM barış. Niye bambaşka İslam bir anlam. Devletlerinin sorun da şudur. İslam devletlerinin sembolü. Mesela bizde bozkurttur, kartaldır, attır vesaire. Kılıç, niye evet. İslam'ın sembolü olarak mesela Hristiyanlarda haçtır, Yahudilerde piramittir. Mesela o Davut yıldızıdır vesaire. İsrail devletinin sembolü olarak. Niye ya İslam'da hilaldir? Bak bunu sormak istiyorum. Bunun anlamı var mı? Siz bilim adamısınız. Onu bilirsiniz. deminden beri İbrahim anlatıyor aslında. Hilal ta Proto Türklüğe kadar giden Türk sembolüdür. İşte o sorduğun soru İbrahim'in söylemlerini doğrulayıcı nitelikte. Kızılderililerde yani İbrahim oğullar buyurun. Kızılderililerde de mesela şey var. Ta atalarından, binlerce yıl önceki atalarından kalma ay ve yıldız simgeleri var. Yani hilal de yıldız da eski Türk sembolleri. Yahudilik mesela yıldızı kullanmış daha çok. İslam da yani hilali kullanmış. Tesadüf bu kadar olamaz yani. Osmanlı istihbaratının ismi de yıldız. İbrahim'in önüne düşen kaynaklardaki bir kısmını görüyoruz biz. Bunun tesadüf olmadığını söylüyor bize. Evet. Hatta ben bir tarih bilgisi vereyim. Sultan Abdülhamit döneminde İngiltere'de bir futbol kulübü kuruldu. 1895 yılında Portsmouth kulübünün sembolünde hilal var ve hatta böyledir. Mesela bizim bayrağımızda, mesela Türkiye bayrağında sağdan sol taraftadır. Yani aşağıdan değil yani. Ama Portsmouth kulübünün sembolü aşağıdandır. Yani bunu geçen defa izah ettim yani niye yukarıdan aşağı? Yani gökten yere ya yerden gökte. Yani. Atalı. Gamalı Haç'ta. Gamalı Haç da Türklük sembolüdür. O Gamalı Haç simgesinin atası da Oz damgasıdır. Bunu da Hitler kullandı. Yani nereden buldu Hitler? Atalı futbolu meraklı mısın? Hitler daha doğrusu. Nasıl? Tabii ki. O zamanında Galatasaray kulübünü ben izliyordum maçlarını ve o yüzden Türkiye'ye çok sevdalısıydım. Azerbaycan o kadar başarısı yoktu. Azerbaycan'da büyük başarılar elde ettiği zaman da Türkiye taraftarları Karabağ kulübüne sevindiler. Yani futbolu seven insanım. Babam da antrenör olduğu için. Tarihte ilk futbol ne zaman başladı? Bir bilgin var mı? 1800
63'te federasyon kuruldu. 1857'de Sheffield United denilen bir kulüp yaratıldı ve bundan futbol oluşturuldu İngiltere'de. Böyle biliyorum. Peki Orhan amca da senin verdiğin bilgiyi onaylıyor. Peki emin misiniz ikiniz de? Yok, o yıllar. Öküz, öküz işkembesinden falan mı bahsetmeye çalışıyorsun İbrahim? Bizim Türkler Orta Asya'da öküz işkembesini şişirerek top yapıp öküz işkembesi değil. Deriyi içerisine otları doldururlar diyor Divan-ı Lügat-ı Türk'te. Evet. Dikerler diyor. Bunlar diyor. Bahsettikleri de kızılbaşlar. Sonra diyor bunlar diyor depiklerler bunu arkasına koşarlar diyor. Böyle yuvarlak gibi bir şey olur o diyor. Onun peşine koşarlar diyor. Yani Kızıl bizim inancımızdır. Biz Zerdüşlü'ye biraz önce geçen defa da söyledim. Bizim atalarımızın inandığı kitaptır bu. Bu İran'a alakası yok. Kürtlerle alakası yok. Defalarca söyledim. Bu sadece Sasaniler geldiler bu kitabı ele geçirdiler ve bunu tamamen pehlevileştirdiler. Benim de davam odur. Yani bu bize siz geçen defa da ben onun için kavga ettim. Kürtler kalkıp bizim değerlerimizi çalıyorlar. Biz ona sahip çıktığı zaman biz oluyoruz Kürt, biz oluyoruz Fars, Kürt. Yani böyle bölünüyoruz yani. O zaman da öyle düşünüyorlar. Atalı, sen Arapça biliyor musun?